Herkese merhaba sevgili arkadaşlar göz kapı düşüklüğü sorunu yaşıyorsanız göz çevresinde kırışıklıklar alın ve yüzünüzde komple derin kırışıklık hatta cilt lekeleri olabilir. Bunları gidermede oldukça başarılı iki tarif hazırladım. Bu iki tarifi düzenli olarak 7 gün boyunca kullandığınızda cildiniz inanılmaz bir biçimde değişime uğrayacak arkadaşlar. Hatta bu uygulamaya geçmeden önce bir fotoğraf alın ve 7 günün sonunda uygulamayı tamamladıktan sonra bir fotoğraf daha alın. Aradaki farkı gözlemleyin diyorum. Şimdi öncelikle buz küplerini hazırlayacağız. Bunun için 2 su bardağı kadar suyun içerisine 1 yemek kaşığı çiğ tohumu ekliyorum. Şöyle suyla teması için güzelce karıştırıyorum. Çiğ tohumları suyun içerisine karıştıktan sonra hemen diğer bileşene geçmek istiyorum. Bu arada çiğ tohumları cilt için inanılmaz kolajen desteği veriyor arkadaşlar ve cildi yenileyip onarıyor. Şimdi bir tane gül ve misler gibi de kokuyor. Benim bahçemde güllerim açtı. Sizlerin gülleriniz açtı mı? Alta yazabilirsiniz. Bir tane gül güzel şöyle tozunu akıttıktan sonra şöyle bir duruladım. Hemen bunu e, yapraklarını ayırıp az önce hazırladığımız çiğ tohumlu suyun içerisine aktaracağız. Bu buz küplerini her gün düzenli olarak cildimize uygulayacağız arkadaşlar. Buzlukta bunu donmak üzere hemen buz kalıplarının içerisine aktarıyorum. Sizde de böyle geniş e, ölçülü buz kalıpları varsa özellikle alın, yanak bölgesi ve boyun dekolte için çok daha rahat bir uygulama sunuyor. Hemen dondurucuya kaldırdım ve krem yapımına geçmek istiyorum. Kolajen içerikli ve cilt sarkanlarını toparlayan bu krem için gerekli olan malzemeler 2 yemek kaşığı keten tohumu. Keten tohumu da tıpkı çiğ tohumu gibi cilt için kolajen üretir, cildi canlandırır ve yeniler. Şimdi diğer taraftan aynı safa bitkisi kullanıyorum. Bu şekilde bende kurutulmuşları vardı. Hemen 2 yemek kaşığı da aynı safa ekliyorum. Aynı safa da yine cildi canlandırır, onarır. Cilt üzerindeki koyu lekeleri gidermede çok başarılıdır. Şimdi 200 milim yani 1 su bardağı ölçüsünde soğuk su ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve ocağıma götürüp kaynatmaya başlayacağız bunu. Bu hazırlamış olduğumuz krem, içeriğindeki bileşenler sayesinde cildinizin üzerindeki o koyu yaşlılık lekelerini gidermede, cildinizdeki iri gözenekleri toparlayıp cildi sıkılaştırmada çok etkisini göreceğiniz bir tarif oluyor. Kaynama aşamasına geldikten sonra 5 dakika kadar daha kaynatıyorum ve ocağımın altını kapatıp bunu tamamen soğuması üzere bir kenarda bekletiyorum aynı safa göz çevresine uygulandığında göz altlarındaki o şişlikleri koyu halkaları aynı zamanda cildinizde şöyle iri iri lekeler varsa güneş lekesi hamilelik lekesi ve ileri yaş lekesi gibi lekeler varsa bunları cildinizden zamanı temizliyor ve aynı safa ile yapılan bu karışım cilt üzerindeki sihirlere karşı da iyi geldiği bilinmekte arkadaşlar. Şimdi tamamen soğuyan karışımı şöyle güzelce karıştırıp hemen bunu sık bir tülbent yardımıyla süzüyorum. Aşağı yukarı 2-2,5 yemek kaşığı kadar keten tohumu jili elde etmiş oldum. siz de bu şekilde hazırlayın arkadaşlar ve uygulayın. Gerçekten çok memnun kalacaksınız. Şimdi burada ben aloe vera jeli ekledim. Elinde aloe vera jeli olmayan ya da e, aloe vera jeline karşı hassasiyeti olan burada ekleme yapmayabilir. 2 yemek kaşığı kadar aloe vera jeli ekledim. 8-10 damla kadar e-vitamini yağı ekledim. Ve 1 tatlı kaşığı da avokado yağı ekledim. Malzemelerin... E, Miktarını ve içeriklerini altı açıklamalar bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İyice bunu güzel bir karıştırıyorum. Böyle sizde de bir küçük elektrikli çırpıcı varsa onunla çırparsanız tam homojen bir kıvam oluyor. Bakın bu şekilde sıvı ve akışkan olacak. Ve bunu nasıl uygulayacağız? Bunu geceleri yatmadan 1-2 saat kadar önce güzelce yıkanmış temizlenmiş kuru olan cilde kirpik diplerine çok fazla girmeden göz çevresine minik minik dokunuşlarla ve komple yüzümüzde masaj yaparak sürüyoruz ve gece sürüyoruz sabah yıkıyoruz boyun dekolte ve ellerinize de uygulayın vücudunuzun belirli bölgelerinde sarkmalar varsa bu kısımlara da uygulama yapabilirsiniz kremimizin raf ömrü 7 gündür arkadaşlar buzdolabında Cam ve kapaklı bir kabın içerisinde bu şekilde kapağını kapatarak muhafaza edebilirsiniz. 7 günden sonra arta kalan malzeme kullanılmıyor. E, o sebeple 7 günden sonra artarsa kreminiz lütfen onu kullanmayın. Şimdi buz küplerimiz dondu hazır. Bunu da nasıl uygulayacağız? Sabahları kalktınız, elinizi yüzünüzü yıkadınız ve cildinize hemen bu kolajen içerikli gül takviyeli ve cildimize porselen etkisi sunup cildi sıkılaştırıcı buz küplerini uyguluyoruz. Güzelce komple cildime 1-2 dakika boyunca masaj yaparak uyguluyorum. Yalnız burada küçük bir püf noktası var. Bunu buz kalıbından aldığınız gibi direkt olarak yüzünüze hemen sürmeyin arkadaşlar. Buzluktan aldığımız buz küplerini Elimizin içerisinde ilk soğuğu çıkması için şöyle birkaç saniye bekletip daha sonrasında komple cildinize uygulama yapabilirsiniz. Göz çevresine ben bunu uyguluyorum. Ee, ama nasıl uyguluyorum? Bunu bir e, pamuklu peçeteye sarıyorum ve şöyle hemen bir saniye değdirip çekiyorum buzu. Bir saniye değdirip çekiyorum. Şöyle göz kapakları özellikle oraları toparlayıp sıkılaştırmak için çok faydalı oluyor. Bu şekilde uygulayabilirsiniz bir sakınca yok çünkü göz çevresi hassas bir nokta Onun uygulanışı bu şekilde oluyor arkadaşlar Ama tereddütü olanlar göz çevresine uygulamasınlar buz küplerini Bu şekilde cildinize güzelce bir bunu uygulayın ve Cildinizin kendi halinde o şekilde kurumasını sağlayın Bu Buz küplerini boyun dekolte uygulayabileceğiniz gibi Şöyle göbek bölgesinde sarkmalar varsa kol altı sarkmaları varsa bu bölgelere de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Buz küplerini de dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz ve hatta bununla ilgili farklı tarifler de geliyor. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine onları da hazırladım. Hazırlık aşamasındalar. Evet arkadaşlar, benim tarifim bugünlük bu kadar. Kimler uygulamak istiyor bu tarifi? Uygulamak isteyenler ben uygulayacağım demeyi, tarifi çevrenizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Türkan Yalavuzton'dan saygılar, hoşçakalın.